Doğum öncesi ritüelleri. Evlenip yuva kurmak her genç kızın rüyasıdır. Evlilik insanoğlunun soyunun devamı için gerekli bir kurumdur. Anne babalar çocuklarını yaşamın bu gerçeğine hazırlar ve yönlendirirler. Evliliğin ertesi günü doğumla ilgili beklentiler başlar. Çünkü kadının doğurganlığı ocağın bereketi sayılır ve heyecanla beklenir. Manisa'nın Düzden köyünde yaşatılan bir ritüele göre gelin gerdek gecesinin sabahı göle gider. Önceden göle saklanmış olan tarağı bulursa kızı, bıçağı bulursa oğlu olacaktır. Başka bir kadının eli de doğurganlığının sırrını öğrenebilmek için Hamza Baba türbesinin altındaki deliğe uzanıyor. Dileğinin gerçekleşmesi için Hamza Baba'nın tülbent içine bağladığı bozuk parayı kabul etmesi gerekiyor. Hamza Baba'ya mumlar yakar. Onun tesbihini dualarla 3 kez başından aşağıya doğru tüm vücudundan geçirir. Var benim şimdi. Allah'ım bir daha oğlan versin. İstediğim versin. Allah'ım bir adam getireceğim. Kurbanım getirsin diye adandım ben buna. Bir oğlum olsun daha. İstemiyorum başka çocuğu. Allah'ım bağlandım dede. Dedeye bağlandım. Sağlıklı ve hayırlı evlatlar edinebilmek için türbenin örtüsünden bir ip koparıp belinden 3 kez dolaştırır. Anadolu insanına göre çocuk mutluluğun cevheridir. Çocuk evliliği tamamlayan ögedir inancı yerleşiktir. Kadın için gebe kalmak, doğurmak ve sonuçta çocuk sahibi olmak toplumun ona yüklediği önemli bir görev ve sorumluluktur. Kadın çocuk sahibi olabilmek için birçok inançlara, dolayısıyla çarelere başvurur. Dilek ağacına ipler bağlamak, bebek beşiği kurmak başvurulan çarelerden birkaçıdır sadece. Doğum sonrası ritüelleri. Doğum her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. Ege'de dünyaya gelen her bebek sadece anne ve babasını değil, aynı zamanda akrabalarını ve konu komşularını da sevindirmiştir. Tıpkı bir çınar ağacı gibi kök salıp geleceğe doğru dal sürmek ister insanoğlu.
çocuğun ailenin devamı olduğuna, ocağı tüttüreceğine inanılır. Bergama Yalnız Ev köyünde doğumdan birkaç gün sonra bebeğe isim verilir. Bebek genellikle ailenin büyüklerinden bir erkeğin kucağına verilir. Ad koyacak kimse dualar ederek bebeğin kulağına adını 3 kez seslenir. Bu sırada orada bulunan misafirler hayırlı olsun, yaşı uzun olsun dileklerinde bulunurlar. Bebeğin beşiği nazara karşı renk renk taşlarla süslenmiştir. Doğumun 7. gününde bebe tuzlama töreni başlar. Ebe ya da ailenin büyüğü olan bir kadın, çeşitli dileklerde bulunan kadınların ortasında oturarak bebeği tuzlamaya başlar. Tuzlama, bebeğin nefesi ve teni kokmasın diye yapılır. Bu işlem becerikli ve deneyimli kişiler tarafından yapılır ki onların becerileri de çocuğa geçsin. Sen şey yap, şeyini çıkar. Doğan bebeğin göbeği ve eşi için yaşatılan ritüeller önemlidir. Çocuğun geleceğini, ilerideki uğraşısını ve işini etkileyeceği inancıyla göbek gelişi güzel atılmaz. Bebeğin bir parçası, hatta bebeğin kendisi gözüyle bakıldığı için doğumdan sonra düşen parça temiz bir beze sarılarak yine temiz bir yere gömülür. Tuzlamak için tuzun içine para konulur. Amaç ileride çocuğun zengin olmasını sağlamaktır. Eğer bebek kızsa bir tutam şeker de serpilir ki kadınlığı tatlı olsun diye. Bu törende bebeğin her tarafı tuzlanır. Günümüzde artık benimsenmeyen bebeği kundaklama işlemi Yalnız Ev köyünde hala yapılmaktadır. Bunun da çocuğun bacaklarının daha düzgün olacağına inanılır. Çocuk kat kat serilen bezlerin üzerine yatırılır. Thank you.
Bu bezler tek tek bebeğin belinden aşağısına ve kollarını da içine alacak şekilde sarılır. Sonra da bir iple çocuk adeta paketlenir. Küçüğün de uykusu gelmiştir artık. Annesi şefkatle öper bebeğini. Sağlıklı doğum olayından sonra kurban kesip yoksullara dağıtan aileler de pek çoktur. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi hamd. Allah rızası için vekilim olup adam kesen mi? Kes de kardeşim. Kes. Peki. لايك الله من أرسل الله سنا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تحزنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل مرحبا مرحبا. Tuzlama töreninden sonra evde mevlid okutulur. Bebek mevlidine eş, dost ve akrabalar çağrılırlar. Davetliler çocuğa yaşı uzun olsun, anneye babaya hayırlı evlat olsun dileklerinde bulunup hayır duaları ederler. Bergama Yalnız Ev köyünde yeni doğmuş bebeği görme doğumun ilk haftasında başlar ve 40. gününe kadar sürer. Çocuk görmeye gitmenin en yaygın ve geçerli kuralı bir armağan götürmektir. Bunlar genellikle çeşitli giyim eşyası ve altındır. Bu armağanlar çocuğun yattığı odada bir ip üzerine atılarak sergilenir. Ege'deki bir inanışa göre doğumdan sonraki 40 gün içerisinde anne ve bebek her türlü tehlikeye karşı açıktır. Aile büyükleri devamlı tedbir içindedir. Loğusa kadın evde yalnız bırakılmamaya özen gösterilir. Bebek ise 40 gün dolmadan dışarıya çıkarılmaz. Kırklı kadınlar ve çocukları birbirleriyle karşılaştırılmamaya dikkat edilir. Kırklı olan anne bu süre içerisinde tabu, yani pis sayılmaktadır. Anne ve bebek 40 günü tamamlayınca kırklanır. Bu tören yalnızca kadınlar tarafından yerine getirilir. Anne ve bebeğin tüm tehlikelerden kırklama işlemiyle kurtulacağına inanılır. Tüm akrabalar ve komşular toplanır. Bu törende çocuk ailenin büyüğü tarafından soyulur. Ortaya bir leğen konur. İçine ayak değmeyen yerden
40 tane çakıl taşı ve su konur. Buna kırklama suyu denir. Bunu anne ve bebeğin eski tüm giysilerinin yıkanması izler. En son olarak kırklama suyu ayak değmedik bir yere dökülür. Kırklamadan sonra annenin de bebeğin de tehlikeli dönemi geçmiş olur. Artık herkesin içine herhangi özel bir töreye uymadan katılabileceklerdir. Bebek artık hayata hazırdır. Toplumumuzda çocuğun sağlıklı büyümesi için bir takım sağaltma pratikleri vardır ve uygulanır. Nazar ve büyüsel içerikli zararlı dış etkilerden korunmak için kurşun dökme yaygın bir sağaltma pratiğidir. Bakır bir tencerenin içine soğuk su, para, toplu iğne, soğan kabuğu ve ekmek konur. Ekmek kırığı atarız. Ondan sonra kurşunu alırız. Nazar değen çocuk yere oturtulur. Üzerine temiz çarşaf örtülür. Ocak üzerinde eritilen kurşun, besmele ile çocuğun başı üzerindeki içi su dolu tencere içine akıtılır. Soğuk suya giren kurşun, sivri uçlardan oluşan yamuk ve belirsiz şekillere girer. Bu işlem 3 kez tekrarlanır. Madedim sen 3 defa. Kurşun döken kadın, kurşunun aldığı şekillerden bir takım anlamlar çıkartır. Çok büyük nazarı var bu çocuğun, baksana. Ne hale geldi kurşun, eridi, parça parça oldu. 2, 3, 4, 5 kişinin nazarıymış. Kalabalık, bak, toplu bir yerdeymiş nazar. Kurşun dökülen suyla çocuğun başı, omzu sıvazlanır. Geçti Allah'ın izniyle. Tabii Cenab-ı Allah emrinle. Niye sürüyorsun? Bu işte üstünden çocuğun çekilsin gitsin nazar diye. Nazarın kalkması için etrafa su serpilir. Bir dakika. Kalan suysa ya bir köpeğin üzerine ya da ayak değmedik bir duvar dibine dökülür. Bir dakika oradan. Allah'ım yavrumuzun sıhhati için bize yardım eyle ya Rabbi. Ver yavrum. İyi bakayım, ver bakayım. Uzat. Ver. Aferin.
Kim? Ha? Oh, hadi. Hastalıkların burada kalsın. Hadi. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Evet, burası Barbaros köyü. Ben Barbaros'un çocuklarındanım. Çok sene evvel köyümden ayrıldım. 10 sene oldu köyüme geleli. 10 sene olduktan sonra her tarafı ziyaret ediyorum. Geziyorum, mezarlığımı da ziyaret ediyorum. Ölülerimi Fatiha ile anıyorum. Bu delikli taş dediğimiz taş, 71 senedir tanırım, 71 senedir burada durur. Çocuklarımız falan rahatsızlandığı zaman, hasta olduğu zaman bu taşa getiririz, bu taştan geçiririz çocuklarımızı okuyarak. Ondan sonra çocuğun üzerindeki giymiş olduğu giysiden bir parça koparıp bağlarız taşa. Biraz da para koyarız üzerine, gideriz. Hastalığı burada kalır güya. Yani bildiğimiz bu. Nazara karşı en yaygın çarelerin başında nazarlık taşıma gelir. Cuma Ovası Görece köyünde atadan kalma atölyelerde nazar boncuğu yapımının misyonunu üstlenmiş ustalar, zanaatlarının belki de son temsilcileridir. Nazardan korunmak için kullanılan nesneler arasında nazar boncuğu kullanmak çok yaygındır. Alın teriyle üretilen bu nazar boncukları Ege insanını nazara karşı korumaktadır.